Yukarıda y eşittir 1 bölü x eğrisinin birinci bölgedeki grafiği verilmiştir. tx bağıntısı tx x eğri üzerindeki herhangi bir noktanın hapsisi x noktasında çizilen t doğrusu ile eksenler arasında kalan bölgenin alanı biçiminde tanımlanmıştır. t1, t2, t10 toplamı kaç birim karedir? Sevgili gençler oldukça basit düşüneceğiz. Şimdi öncelikle bir tane nokta belirleyelim. Bu nokta k olsun. k noktasından çizilen teğet doğrumuz şöyle bir doğrudur. Bu doğruyu bulmaya çalışacağız. Bu nokta gençler x k için y'si 1 bölü k olan noktadır. Doğrunun eğimi ise türevinin k noktasındaki değeridir arkadaşlar. Önce türevini alıyorum. Eksi 1 bölü x kare oldu. Ve şimdi x yerine k yazıyorum. Evet eğimimiz eksi 1 bölü k kare oldu bilinen ve noktası bilinen doğrunun denklemini yazacağız. Formülümüz şöyleydi. y eksi y1 eşittir. m çarpı x eksi x1. Buna x1 buna da y1 diyoruz. Hemen noktaları ve eğimi yerine yazalım. Buradan arkadaşlar k kare ile genişletiyorum. O zaman y k kare eksi buradan devam ettiğimde ya da genişletmeyelim de arkadaşlar içeriği dağıtalım. Dağıtalım. Y eksi 1 bölü K eşittir. Eksi X bölü K kare artı 1 bölü K oldu. Bunu da buraya aldığımda Y eşittir X bölü K kare artı 2 bölü K oldu. Evet. Teğet denklemimizi çıkardık arkadaşlar. Şimdi eksenleri kestiği noktayı bulacağız. X 0 için Y'si 2 bölü K'dır. Y 0 için x bölü k kare eşittir 2 bölü k'dan şunlar gider. x'imiz 2k'dır. Bu noktaları yazalım. Burası 2k'ymiş ve burası da gençler az önce bulmuştuk 2 bölü k imiş. Şimdi üçgenin alanını hesaplıyorum. Eksenler arasında ve bu teğet doğru arasında kalan alandan bahsediyoruz arkadaşlar. O yüzden 2 bölü k çarpı 2k bölü 2 şeklinde yaptığımızda gördüğünüz üzere arkadaşlar k'ya bağlı olmayan bir sonuç ortaya çıktı. Yani burada k 1 olsun 2 olsun 3 olsun 4 olsun fark etmez. Oluşan üçgenin alanı her zaman bize 2'yi verdi. Hepsine yazıyorum 2 2 bu şekilde 2 10 tane ifade var o zaman 10 tane 2'nin toplamı da bize 20'yi verir.